Ekim merhaba. Bu sporu yaparken neler hissediyorsun? Sence keyifli bir spor mu? Bence çok keyifli bir spor. Buzun üstünde kendini özgür hissediyorsun ve artık çok uzun süre yaptığım için spordan çok bir yaşam tarzına döndü. Çok güzel. Ailende senden başka bu sporla ilgilenen birisi var mı? Var. Ablam Sıla Saygı, Türkiye'nin en iyi sporcularından biri. Avrupa Şampiyonası'nda uzun programa kalmış Tuğba Karademir'den sonra ilk sporcu. Buz patenine başlama öykünü bize kısaca anlatır mısın? Ben yine işte 4 yaşında falandım. Ablam da aramızda bir 6 yaş falan var. O kaymaya başladı. İşte ben de yani küçük çocuk olarak ona özendim. Bir deneyelim dedik. İşte sevdim. Öyle devam ettim. EOF için nasıl bir hazırlık süreci geçirdin? EOF için zor ama uzun bir hazırlık süreci geçirdik. Yazın 2 aylığına Amerika'da kamplara gittik. Ünlü öğretmenlerle çalıştık. Normal kulüp saatlerinin dışında daha fazla çalışma saatine geldik. Okul vaktinde mesela kamplara gittik. Zor ama çok keyifliydi. EOF'un Erzurum'da yapılması sporcularımız için nasıl bir avantaj sence? Genelde Avrupa'da yapılan uluslararası yarışmalarda Türkiye olarak biraz böyle arka planda kalıyoruz. Çünkü fazla sporcumuz olmuyor ve çok dikkate alınmıyoruz. Ama şimdi EOF bizim ülkemizde ve Türkiye'nin sporcuları olarak biraz daha göz önünde bulunacağız gibi duruyor. EOF'a katılan diğer ülkelerden güçlü olarak gördüğün hangileri var? Gittiğimiz kamplardan birinde Rus öğrencileri gördüm. Onlar gayet güçlü sporculardı. Genelde yurt dışı yarışmalarında benim yaş grubumda sürekli derece alıyorum. Yani bence Rusya çok güçlü olacak.